Selamun aleyküm değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Erzincan'ın sesi bu haftaki tarih köşesinde sizleri Fatih'e getirdi. Fatih'te Yusuf Paşa semtinde Murat Paşa Külliyesi'ni hep beraber gezeceğiz. Tabii bu külliyeden geriye sadece camisi kalmış. Camisini ve kabirlerini hep beraber ziyaret edeceğiz. Has Murat Paşa tarafından 1465-1471 yılları arasında yaptırıldı. İki fonksiyonlu Bursa okulu üslubundadır. Duvarlar kesme taş ve tuğladır. Evet değerli hemşehrilerim, bu muhteşem külliyeden geriye kalan camiyi gezmeye devam ediyoruz. Aslında külliyedir. Ancak günümüze sadece cami ve haziresinin bir kısmı gelebilmiştir. Erken Osmanlı plan tipini gösterir. Zaviyeli cami, plan şeması içinde değerlendirilen bir yapıdır. Bursa'da gelişmiş bir plan tipidir. Ters, T plan şemalı bir yapıdır. Önü revaklı, son cemaat yeri olan, arka arkaya iki kubbesi bulunan, iki hücreyle konumlandırılmış bir külliyedir. Peki bu muhteşem eserden, bu muhteşem külliyeden neden sadece camisi kalmış? Çünkü buradan Vatan Caddesi geçiyor, Millet Caddesi'nin geçtiği yer. Buraları genişletirken kocaman külliye yok olmuş. Almaşık bir yapıdır. Taştan yapılmıştır. İki sıra tuğla, bir sıra kesme taş tekniği kullanılmıştır. Bizler de ecdadın bir mirası olarak, bir ferdi olarak bize bıraktıkları bu muhteşem esere sahip çıkıyoruz. Umarım bundan sonra değerlerimize daha çok sahip çıkılır ve külliyelerimiz yok olmaz. Bu değerli muhteşem camiyi gezmeye devam ediyoruz. Buradaki bilgiyi de bizzat burada yazılı olandan okuyayım. Fatih Devri Vezirlerinden ve Nimel-i Ceyş'ten Has Murat Paşa tarafından Hicri 876, Miladi 1471-72'de yaptırılmıştır. Cami, medrese, imaret ve hamamdan müteşekkil külliyenin medresesi Murat Paşa'nın Otlukbeli Seferi sırasında şehit olmasından sonra tamamlanmıştır. Ne güzel şehadet ermek, şehit olmak. Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin inşallah. Değerli hemşehrilerim, şu anda namaz saatlerini öğrenmek bizler için o kadar kolay ki. Ezanlar tam saatinde okunuyor, akıllı saatlerimiz var, saatlerimiz evde ezanları okuyor. Ama Osmanlı zamanında öyle miydi? O zaman nasıl bir teknoloji geliştirmişlerdi? Güneş saati. Bakın ecdadımız o zamandan güneş saatini geliştirmiş ve iki tane güneş saati var orada. Bakın çizgilere dikkat ederseniz. Tabii bizler tarihimize sahip çıkıyor muyuz? Hayır. Bakın o çizgiler kaybolmak üzere. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulur. Bir tane bir kedi daha bulmuş mudur? Bulmuşumdur. Bu da bu caminin güzelliği. Bu da bu caminin güzelliği, miniği. Güzelliğe bakar mısınız ya? Mezarın yazıları her bir hecesi, alabilene mesaj kabir taşları. Ya aydınlık bir bahçe ya da gecesi, kalabilene mesaj kabir taşları. Sessiz köyün sakinisinde yatanlar, dün hayatta idiler, bitti o anlar. Bize bir şey fısıldar, dilsiz mekanlar. Bulabilene mesaj kabir taşları. Dünyaya gelen canlar bir gün ölecek. Kaçışın imkanı yok, herkes gelecek. İyi yaşayanlara müjde olacak. Bilebilene mesaj kabir taşları. Ariflerin, alimin taşları farklı. Çocuklu annelerin yaşları farklı. Şehitlerin, gazinin işleri farklı. Gelebilene mesaj kabir taşları.
medeniyetin bir ferdi olarak ecdadımızın bizlere bıraktığı bu muhteşem esere, muhteşem camiye hep beraber girelim. Bir sağda, bir solda mihrap vardır. Kubbeye kandan tüplerle geçilmiş, cephede iki kat pencere vardır. Üstteki pencereler yuvarlak ve dışarı açılmaz. Alt pencereler dikdörtgendir ve dışa açılır. Sütunlar farklı yükseklikte ve farklı malzemelerle yapılmıştır. Son cemaat yerinin önünde iki küçük mihrap vardır. Portalı mermerden yapılmıştır. Sade ve yüksek pencerelerde vitray kullanılmamıştır. Mukarnaslı pandantifler görülür. Minber, mermer ve kapısı üzerindeki kitabesinde kelime-i şehadet yazılıdır. Kürsüsü ahşap ve mihrabı mermer olan bu caminin müezzinlik mahfili sonradan ahşap olarak basit bir şekilde yapılmıştır. Benim değerli takipçilerim, su yaşam kaynağıdır. Ve ben çekim yaptığım birçok yerde çeşme buluyorum ve orada su içiyorum hepimizin adına. İnşallah hepimize şifa olur. Gene bu sudan içelim bu tarihi çeşmede. Ve yüzyıllara şahitlik etmiş ulu çınar ağacı. Külliyenin cadde kısmına bakan tarafında da bu muhteşem çeşme var. Bu çeşme de günümüze kalmış. Evet değerli hemşehrilerim, Erzincan'ın sesi olarak tarih köşemizde bu hafta Fatih'te muhteşem Murat Paşa Külliyesi'ndeydik. Külliyeden tabii ki bizlere cami kalmış sadece. Bizler de camiyi ziyaret ettik, kalan kabirleri ziyaret ettik. Rabbim ziyaretimizi makbul buyursun inşallah. Bir dahaki tarih köşesinde daha buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.